Evet genç doktorları izleyicileri, soğuk bir İstanbul gününden sizlere sımsıcak merhaba diyerek programımızı açmak istiyorum. Bugünkü konuğumuz çok iyi bildiğiniz psikoloğumuz Alanur Özalp hanımefendi. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün altı sıtmadan bahsedeceğiz. Çocuklarda büyük bir problem bu. Bu altı sıtmalar zaman zaman çocukların akademik performansını, akademik ilerlemesini, derslerdeki başarılarını engelliyor. O yüzden son derece önemli. Alt ıslatıp geçti veya da bunu hafife almamak gerekiyor. Bunun abisi de, amcası da, dayısı da ıslatırdı dememek gerekiyor. O yüzden son derece önemli bir konu. Onun haricinde çağımızın hastalıklarından bir başkası da dikkat eksikliği. Hem çocuklarda hem de erişkinlerde artık dikkat eksikliği bizim de problemlerimizden bir tanesi. Çünkü multitasking yapıyoruz. Yani aynı anda birçok işle uğraşıyoruz. En fazla uğraştıklarımızdan bir tanesi de telefonlarımız biliyorsunuz. Onlardan bahsedeceğiz. Ve genç doktorlar başlıyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Nasıl geçti yolculuğunuz? Bugün inanılmaz bir kar bekleniyor. Daha doğrusu gecenin ilerleyen saatlerinde böyle söylentiler var. Bakalım ne olacak, göreceğiz. İstanbul'a zaten azıcık bir kar yağsa da inanılmaz bir trafik oluşuyor. Yollar doluyor, saatler sürüyor insanların evine varması. Bu da herhalde psikolojilerini çok fazla etkiliyor. Şahsen benim etkiliyor çok fazla böyle trafikte kaldığım zaman. Çıldıracak gibi oluyorum. Bu noktada da püf noktalarından bahsederiz isterseniz, bunu da soracağım. Ama daha önemli bir konumuz var. O da çocuklardaki alt ıslatmalar. Çocuklar bizim tabii geleceğimiz, onların akademik performansı bizler için çok önemli. Çağ gelişiyor, bilmeleri, öğrenmeleri gereken çok şey var. Bizlerin de bilmesi ve öğrenmesi gereken çok şey var. Sağlık okuryazarlığı arttıkça hastalıklarla mücadele ve hastalıkların önlenmesi de daha kolay mücadele ediyoruz. Evet genç doktorlar izleyicileri, biliyorsunuz programımız interaktif bir televizyon programı. Sizlerin katılımı bizler için son derece değerli. Altta görüyorsunuz telefon numaralarımız var. Bu telefon numaralarınızı istediğiniz gibi arayabilirsiniz. İstediğiniz sorunuzu bizlere yöneltebilirsiniz. Ben doktorunuz, iç hastalıkları uzmanı Doktor Burak Özer. Bugün konuğum bildiğiniz üzere Alanur Hanım. Alanur Özer konusunda son derece ihtisas yapmış bir psikoloğumuz. Alt ıslatma nedir? Normal olarak çocuklarımızın belli bir yaştan sonra artık gece ıslatmalarının ortadan kalkması lazım. Burada normal ve sağlıklı yaş 2 yaşı bitip 3 yaşından gün almaya başladığında hala gece ıslatması, yatak ıslatması veya alt ıslatması devam ediyorsa burada mutlaka bir psikolojik destek öncelikli olarak devreye girmesinde yarar var. Bu psikolojik kökenli bir durumsa psikolog bunu zaten halledecektir. Ama eğer organik kökenli varsa o zaman da bir üroloğa yönlendirecektir. Onun için de diyoruz ki bunun isim olarak yatak ıslatması diyebiliriz, alt ıslatması diyebiliriz, gece ıslatması diyebiliriz. Hepsi aynı anlama geliyor. Ama bu alt ıslatması olan çocuklarımızın bize geldiklerinde, yani psikolojik olarak bir şekilde anne baba bize ulaştırdığında görüyoruz ki 18-19 yaşında, yani ergenlik dönemi de bitmiş, artık askere gidecekler. Ama askerlik olmasa belki de hiç gelmeyecekler yani. Aslında geçen programımızı hatırlayın. 20 yaşındaki bir arkadaşımız, dostumuz aradı bizi. Daha doğrusu annesi aradı. Oğlum askere gidecek, böyle böyle bir problem var. Biz de hakikaten şaşırdık yani. Telefondan da bizden yardım istedi. Bu konuda da yardımlarımızı sunduk zaten. Biraz hafife alınan bir konu değil evet. mi? Kaç yaşa kadar yatak, yani çocuklar altlarını ıslatabilir yani, veyahut da geceliğin tuvalete kalkma refleksi gelişmez? Ne zaman bitiyor bunun sonu? 2 yaş, 3 yaş? 2 yaşın bitimi 3 yaştan gün almaya başladığında. Genellikle bunun 3 nedeni var, tıbbi olarak kabul edilmiş, onaylanmış. Birincisi bu çocuklarımızın gerçekten ailelerinde de anne baba olabilir, ikincil kişiler dediğimiz dayı, teyze, hala olabilir. Bunlarda da böyle bir problemin çocukluk döneminde uzun yaşlara doğru devam ettiğini görüyoruz. Yani irsiyet faktörü burada etkili. Ama diyoruz ki irsiyet faktörü neden olarak etkiliyor ama
biz tedavi başarısı olarak hiçbir şekilde bizi olumsuz yönde etkilemiyor. Yani bu çocukların şu anda bile hani dayıları, anneleri, babaları hepsi de yapıyor bile olsa, yani gece ıslatması hala devam ediyor bile olsa, yine de tedavi yüz güldürücü, çok hızlı ve kalıcı sonuçlar alıyor. Yüz güldürücü derken yüzde kaç? Böyle yüzde yüz diyoruz biz. Yüzde yüz, harika. Ama, çok güzel. Şöyle hep gördüğümüz kadarıyla diyoruz ki ailelerin iki tane korkusu var. Birincisi bu çocuklar kısır kalır mı korkusu. Onun için de hiçbir tedaviye götürmüyorlar. Hmm. Ama böyle hani batıl inanç dediğimiz veya olmaması gereken peki, her türlü size, şeyi yedirebiliyorlar. Kısır kalır mı? Kısır. Yani bu tedaviyle çocuklar genç doktorlar izleyicileri biliyorsunuz programımız interaktif bir telefon yani bir program. Telefonlarınızı biz bekliyoruz. Sizin sorularınız olabilir. Bir başkası için de soru sorabilirsiniz bizlere. O yüzden çekinmeyin ve arayın lütfen. İsim de vermeyebilirler tabii yani. Tabii ki isim vermeyebilirsiniz. Hı hı. Son derece anonim bir şekilde. Çünkü bilgi paylaşınca güzel. Biz bu zaten bu bilgileri biliyoruz. Kendi aramızda sohbet etmek yerine sizlerle birlikte sohbet etmeyi tercih ediyoruz. Ve bu bilgiler sizlerle paylaşınca hastalıkların tedavisi ve hastalıkların önlenmesi açısından da son derece faydalı, toplum sağlığına faydalı bir program yaptığımızı düşünüyorum açıkçası. Kısır kalır mı çocuklar böyle bir tedavi sonrasında? Kesinlikle kalmaz ve özellikle biz psikolojik tedavide kişileri bir kere daha rahatlatabilmek için şunu vurgulamak istiyoruz. Yani biz bir psikolojik tedavinin hiçbir aşamasında iğne ilaç kullanmıyoruz. Herhangi bir fiziksel müdahale açmak, bakmak, fiziksel veya jinekolojik muayenemiz yok. Kaç yaşında olursa olsun genç delikanlı, genç kız olabilir. Hiçbir mahsuru yok. Onun için de biz bir program hazırlıyoruz ve bunu çocuğun yaşına, sınıfına göre o aileyle birlikte konuşarak ayarlıyoruz veya hazırlıyoruz. Onun için de hiç korkmaları gerekmiyor. Yani kısırlık korkusu o kadar yaygın bir korku ki bir korku gerekli bizim tedavimizi engelleyen bir durum değil. Yine ailelerin bir başka korkusu da diyorlar ki böyle bir durumda hani biz tedaviye götürmeyelim çünkü bu çocuğumuzun zaten zaman içinde geçer. Durum. Tamam. Organik durumla birlikte ateş çıkıyor. Evet. Çocukta başka bir takım komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Ağrılar olabiliyor, sancılar olabiliyor. O bölgede başka yaralar olabiliyor. Ama bizim psikolojik dediğimiz durumda böyle ateş yükselmesi gibi bu çocuktaki fiziksel olarak organsal bir anomalinin olmadığı durumlardan bahsediyoruz ki bunların hepsi psikolojik olarak anladım. Değerlendirilebilir. Anladım. Bu çok sayıda çocuk %60-70 oranında böyle bir çocuk var. Bu utanılan bir durum olduğu için bunu saklıyor anne babalar. Kimse duymasın, kimse bilmesin, kimse evet. öğrenmesin dedikleri için doktora gitmek konusunda da yine böyle bir sıkıntıları var. İkinci sıkıntı da hangi branşa gideceklerini bilemiyorlar. Anladım. Çoğunlukla belki bir çocuk doktorundan evet. bilgiler alabiliyorlar. Daha sonrasında da bir üroloğa belki gidebiliyorlar. Oradan da tedavi için yapılması gereken şeyler, tetkikler yapıldı, temiz çıktıysa. Oradan sonra bizim yapmamız gereken bitti diye düşünüp hiçbir şey yapmıyorlar. İşte burada bir psikolojik desteğin hemen hızlı bir şekilde devreye girmesi lazım. Peki kökeni nedir? Niye yani çocuklar yani acaba bebeklikten hani çocukluğa geçişteki zorluk mudur bu? Veyahut oraya geçmek istememek midir? Yoksa anne babayla ilgili veyahut ailevi problemlerin bu şekilde dışa vurumu mu? Nedir? Nereden köken alıyor bu? Yani niye çocuklar alt ıslatmaya devam ediyor? Yani
bir başlıyor. Yani tabii büyürken bunu bırakmak gerekiyor. Evet, Niye bırakmıyorlar? Hatta bazı şeyler var. Şöyle mesela dedim ki bize gelen çocukların içinde 3 yaşında bir çocuğumuz var. Yok böyle bir problemi. 16 yaşında bir ablası veya erkek abisi var yapıyor. Onun için de şöyle diyoruz ki bizim gördüğümüz 3 neden var. Bir, bu çocukların uykuları ağır. Bu onların elinde olan bir şey değil. Genetik geçişli bir durum. Bu uykunun ağırlığı da bu da biraz hareket ettikleri için gece uykularını iki kat daha ağırlaştırıyorlar. Hmm. Çünkü yoruluyorlar. Normal aynı yaşıtı bir çocuktan belki iki kat belki de beş kat daha fazla hareket halindeler. Durmuyorlar, koşuyorlar, zıplıyorlar, hopluyorlar. Onun için bu durumda. Ama bir başka nedendeki bu da ikincil bir neden. Yani ailede yaşanan bir olumsuzluk. Hani anne baba arasında olabilir, bir ölüm olabilir, bir tatsızlık olabilir. Çocuğun farkına varmadığı veya çocuğa hissettirilmeden yapılan bir ameliyat olabilir. Ailede çok sevilen birisinin bir trafik kazası geçirmesi olabilir. İş kaybı olabilir, babanın iş kaybı. Bu tip durumlarda çocuğun psikolojisini ve ailenin tüm bireylerinin psikolojisini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Evet. Peki yani bir çocuk yani... Bazı çocuklar böyle gittiğini hatırlamıyor, tuvalete gittiğini hatırlamıyor. Bu da onu o spektrumda bir şey mi? Yani hatırlamamak mümkün mü böyle bir şeyde? Doğru. Doğru. Tam sizin söylediğiniz gibi bu çocukların tamamı anneleri bunları belli bir saatte veya gecenin de değişik saatlerinde kaldırıyor, tuvalete götürüyor. Evet. Ama bunların sabah uyandıklarında hiçbir şeyi hatırlamıyorlar. Evet. Onun için uykularının ağırlığından kaynaklanan bir durum. Onun için biz annelere buradan tüm annelere, tüm velilere şunu söylemek istiyorum ben. Diyorum ki bu tür bir durum söz konusuysa utanmanız gerekmiyor. Bu sizin veya çocuğun elinde olan bir şey değil. İsteyerek bilerek de yaptığı bir şey değil veya durdurabildiği bir şey değil. Onun için hani çocuğa herhangi bir şekilde kızmak, sistem etmek şimdi her gün olduğu için ister istemez elinizde olmayarak belki böyle şeyler olabilir. Ama buradaki ilk aşama bir psikologla görüştürmek. Çünkü psikologla görüştürdüğünde eğer böyle çocukların neredeyse %99.9'unda hiperaktiviteyi bulduk. Dikkat dağınıklığını bulduk. Okul başarısızlığını. Yani. Evet, okul başarısızlığını bulduk. Tırnak yemeği bulduk. Tikler bu gruptaki çocuklarda çok sık rastladığımız durumlar. Yine bu grup çocuklarda en sık rastladığımız kekemelik. Bu problemde hem biz buraya bize geldiklerinde bu çocuklarda kekemelik varsa kekemeliğin tedavisini üstlendik. Ayrıca çiş tedavisinin yanı sıra ve de bir şekilde bizim çişle ilgili yaptığımız tedavi de kalıcı bir tedavi. Yeniden tedavi bittikten sonra nüksetmesi, tekrarlaması yok. Bu da aileler için yüz güldürücü bir durum diye düşünüyorum. Bir de aileler işte kekemeliği vardı ama biz kekemeliğin tedavisi yoktur diye düşünüyoruz. Veya düşündük dedikleri için o süre içinde bir yere götürmemişler veya nereye, hangi branşa götüreceklerini bilememişler. Bu konuda hemen doğru yerde olduklarını, bunun tedavisi kesin olduğunu anlatıyoruz kendilerine. Onun için de bu 2-3 yaş civarında çoğunlukla başlıyor kekemelik ama daha yetişkin yaşlara kadar devam ediyor ve özellikle ergenlik döneminde de bu tür bir problem varsa ister alt ıslatma olsun, ister kekemelik olsun, çocuklar bundan çok rahatsız oluyorlar ve bir şekilde de hani bir an evvel bu problemlerin halledilmesini istiyorlar. Peki bu çocukların zeka kusurları var mı? Yani hani zekalarında herhangi bir problem var mı? Yani hiperaktif çocuklarda veyahut da altı satan çocuklarda. Evet hani işte okul performansları muhtemelen bundan dolayı düşüyordur, hiperaktifliklerinden dolayı düşüyordur ama onun haricinde IQ problemleri yok değil mi? Kesinlikle yok. Hatta bu gruptaki çocukların çok zeki çocuklar olduğunu saptadık. Bu çocukların zekaları normalin çok üstünde. Gerçekten yetenekleri olan çocuklar. Onun için de hani bu çocukların hiçbir şekilde harcanmamaları gerekiyor. Çok yetenekli çocuklar. Ve ben tedavi için bana gelenlerin bir bölümünü daha sonra büyüdüklerinde onlarla iletişim içinde olduğum için yani hepsinin üniversitede çok güzel makine mühendisi, inşaat mühendisi, doktor gibi branşlara geldiğini
geldiklerini görüyorum ki bunlar gerçekten çok özel çocuklar. Onlara özel ilgi gösterilmesi gereken, özel ihtimam gösterilmesi gereken özel çocuklarımız. Evet, genç doktorları izleyicilere görüyorsunuz. Konuştuğumuz gibi dikkat bozukluğu, hiperaktif çocuklar daha doğrusu alt üst satan çocuklarda dikkat eksikliği daha fazla görülüyor. Bunun haricinde kekemelik vesaire gibi durumlar da son derece sık gözüküyor bu grup çocuklarda. Bunların tedavisi var, kesin tedavisi var. Bunun tabii utanılmadan ve sıkılmadan sizler tarafından anne ve baba, sadece anne değil bence baba da, yani bir baba olarak bu babalığın da altını özellikle çizmek istiyorum. Her ikisinin de, ebeveynin de aktif rolünün olduğunu düşünüyorum ve bu konuda bilgi sahibi olmaları, işte bizim televizyon programımızı izlerlerse, genç doktorları izledikleri zaman bu konular hakkında bilgi sahibi olacaklarını belirtmek istiyoruz. Telefon hattımızda bir izleyicimiz var. Alo. Alo. Merhabalar efendim. İyi günler efendim. Hocam, böyle bir programı yaptığınız için çok teşekkür ederim. Çok başarılı bir programı yapıyorsunuz. Sağ olun, çok teşekkürler. Sizler için yapıyoruz biliyorsunuz bu programları. Eyvallah, sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yayınlarınızı ben yakından takip ediyorum. Çok verimli, çok güzel, kaliteli yayın yapıyorsunuz. Sağ olun, çok teşekkürler. Tüm ekibim adına hocam, teşekkür ederim size. Buyurun. Sağ olun, rica ederim hocam. Var olun. Hocam, size ve hocamıza bir sorum olacak. Bizim bir çocuğumuz var. Ben bu da altını ıslatıyor, kız çocuğu. Evet. Ben bunu defalarca hem çocuk doktoruna götürdüm, hem üroloji uzmanına götürdüm. Hem de biz Erzurum'a 280 kilometre uzaklıktayken, yani ben Ağrı'nın merkezinden değil, Doğubayaz ilçesinden arıyorum. 280 kilometre uzaktayken Erzurum Araştırma Hastanesi, oraya da 2-3 sefer götürmüş olmama rağmen bir sonuç elde edemedik. Yani bunun böbreği, idrar kesesinden böbreğine acaba idrar kaçırılıyor mu diye öyle bir endişemiz vardı. Onu da götürdük. Hamdolsun öyle bir şey de yoktu. Fakat hala aynı sorun da devam ediyor. Yani bunu psikolojik destek mi almamız lazım? Evet. Bu bölgemize de öyle... Alanur hocamıza soralım. Alanur Hanım, sizin sorunuz var mı beyefendiye? Yok, peki. Bizi televizyonunuzdan izlemeye lütfen devam edin. Tüm Ağrı'daki dostlarımıza da sevgilerimizi iletiyoruz. Allah orada kara kışta kalanlara sabırlar versin. Size soruyu devam ettireceğim ama telefon hattımızda bir izleyicim, bir telefonumuz daha var. Onu da alalım. Alo. Alo, iyi geceler. Merhabalar efendim, buyurun. Merhaba. Ben şu an sizin programınızı seyrediyorum da iyi oldu. Sağ olun. Sizin programı seyrettiğim. Harika. Bizim televizyon programımız gerçekten güzel bir program. Buyurun, nedir yani, sıkıntınız, tabii, nedir derdiniz? Şimdi bir dakika, şimdi sesini kısar mısınız? Alo. Hocam ben çocuğum için aradım da. Sizi dinledim, çok iyi oldu. Buyurun efendim. Şimdi benim oğlum var, ismini vermeyeyim. 10 yaşında. Evet. Tabii küçüklükten beri altını ıslatma sorunumuz var. Daha önce doktora gittik. Yapılan tetkiklerde herhangi bir şey... Organik bir problem yok. Çıkmadı. Yani çocuğun mesanesinde veyahut da böbreklerinde herhangi bir problem yok. Fakat... Aynen öyle. Hiçbir şey olmadığını söylediler. Bekleyelim dediler. Ya zamanla geçebileceğini söylediler ama şu an 10 yaşında. Hala altı satması devam ediyor. Peki. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani bize bu konuda bir yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Tabii ki. Alınır Hanım, sizin sorunuz var mı beyefendi? Hayır, bir sorum yok. Peki, güzel İzmir'e sevgilerimizi gönderiyoruz ve her iki soruyu şimdi yanıtlayalım isterseniz. Evet. Her ikisinde de iki tane çocuğumuz var. İkisi de altını ıslatıyor. Özellikle her ikisi için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Diyoruz ki alt ıslatma problemi tedavisi olan ve tedavisi kalıcı ve hızlı bir tedavi. Yani bu tedavide bir üroloğa gitmiş beyefendi, tetkikler, tahliller de yapılmış ve temiz çıkmış. O zaman tam zamanında, şimdi bir psikologla görüşmenin zamanı. Yani eğer siz bir üroloğa gitmediyseniz daha öncelikli olarak bir psikoloğa tercih edebilirsiniz. Burada yapılması gereken şey, bu psikolojik olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü bu çocuklarda gördüğümüz kadarıyla
daha sık olarak görünen bu yatak ıslatması, alt ıslatması baktığımız zaman psikolojik olduğunu düşünüyoruz. Psikolojik olması bu çocukların herhangi bir sorunu var anlamına gelmiyor. Bu çocukların uykusu ağır. Bu da onların elinde olarak değiştirebilecekleri bir durum değil. Onun için de bizim yaptığımız program bu çocukların bu problemini çok hızlı bir şekilde hallediyor ve kalıcı bir şekilde hallediyor. Buradan ben hani anneleri bir şekilde aileye bir masraf da giriyor. İşte sürekli bez alınması, çocuklara çocuk sağlıklı olmasına rağmen hasta bezi bağlanması veya yatakların, şiltelerin sürekli evet. olarak yıkanması, odasının kokması, kardeşlerinin onunla yatmak istememesi, bir yerde gidip kalamaması, akrabalarında bile kalamaması, durumu izah edememesi, okulla gidilecek gezilere gidememesi, istemesine rağmen gidememesi, okulda geziye sen niye gitmiyorsun denildiği zaman bir cevap verememesi, bu çocuğun psikolojik olarak olumsuz etkilenmesine sebep oluyor. Tabii ki dersle ilgili bir şekilde kendisini kötü hissettiği için, yani böyle bir kendisine o kadar hani bir daha tedavisi olmaz bir durumla karşı karşıya olduğunu sanıyor çocuk. İşte bu çocuğun yaşı kaç olursa olsun, 17-18 yaşında olabilir, 20 yaşında olabilir. İşte en son gelenimiz Celbi gelmiş, buradan alacağız, hemen birliğine teslim edeceğiz demişlerdi ki 20 yaşındaydı. Yani bu yaşlara gelmeden tabii ki en güzeli 4-5 yaş civarında bunun halledilmesi. Ama siz askerliğinizi de yaptıysanız, yani bir şekilde 24-25-26 yaşında olsanız da bunun tedavisi var, tedavisi kolay, hızlı ve kalıcı bir tedavi. Onun için de bu konuda bir şekilde geç kaldık diye düşünmesinler. Kaç yaşında olursa olsun bir an evvel bir adımı atsınlar. Hatta yetişkin olabilir bu kişiler. Bana gelenlerin çoğu da yetişkin, evli, hanımı var, çocukları var. Çocukları bu problemle ilgili olarak çocuklarında da aynı problem var. Ki böyle durumlarda ben bana çocuklar için geliyor gibi randevu alınıp gelinip sonradan işte çocukları dışarı çıkartalım. Bu problem çocuklarda var tabii ama babalarındaki problemi daha acil olarak çözmek istiyoruz diyen insanlarımız da var. Onun için bunlarda da tedavi yine çok hızlı, kalıcı bir tedavi. Onun için hiç üzülmesinler, kaygılanmasınlar. Bugün bana bir hanım telefon etti, dedi ki 40 yaşında geç evlenen bir beyefendi bu problemi hala devam ettiği için dedi, boşandı dedi. Yani bir de boşanma nedeni bu kanunda boşanma nedenleri içinde hakimin onayladığı, bir daha başka neden sormadığı bir neden bu. Onun için de, gerçekten böyle bir şey kanunlarda böyle bir var, şey var öyle mi? Var, çok enteresan var. Bir şey yani. Bu nedeni söylenildiği zaman hakim tamam direkt diyor. Tamam diyor. Direkt diyor. Yani halbuki çok da basit bir problem. Başka sorun var mı? Halbuki çok basit bir problem. Halbuki ben gerçekten üzüldüm. Dedim ki keşke o insana biz ulaşabilseydik de boşanmamış olsaydı veya bu durumdan dolayı kendisini ezilmiş, dışlanmış gibi hissetmeseydi. Bir şekilde suçlu hissediyor kendisini. Evet. Böyle hissedemeseydi keşke ve biz bir şekilde ona ulaşabilseydik. Böyle de bir durum var. Belli yaştan sonra hangi branşa gideceklerini bilemiyorlar veya utanıyorlar. Böyle bir şeyi itiraf etmek, hatta söze dökmek bile çok ağır geliyor onlara. Sanki gerçekten bir ağır suç, hırsızlık gibi bir suç işlemiş gibi hissediyorlar kendilerini. Ama bu onların elinde olan bir şey değil ve tedavisi de çok hızlı, çok kolay. Yani biz bir seansta hallediyoruz, ikinci geliş bile yok. Ekonomik olarak da çok ucuz bir tedavi. Gerçekten onun için de hani hayat kalitelerini de bozan bir şey, uykularını bozan bir şey. Ve ben demin şunu da vurgulamak istiyordum, unuttum ama onu vurgulamak isterim her zaman. Yani çocuklarını aynı gecede 5 kere, 6 kere, yarım saatte bir saat başı kaldıran annelerimiz var. Yapmasınlar bunu. Çünkü çocuklarına gerçekten zarar veriyorlar uykusunu bozarak. Zaten bir de dikkat sorunu yaşıyorsa, uykusunu bozdukları zaman dikkat sorunu kat be kat artmaya başlıyor. Ki bu çocukların bazıları, yetişkin olanları da geç yatmaya çalışıyorlar. Çok geç saatlerde yatayım ki olmasın diye. Halbuki geç yattığında vücut direncini düşürdüğü için 2 kat oluyor. Bir kere oluş
olacaksa iki kere, üç kere oluyor aynı problem. Onun için de havalar soğuk. Şimdi böyle bir soğuk havada hasta bezi almak, bezlere bir sürü para vermek ve evet, çocuğu öyle bir ortamda hani belli bir bez sermeseniz bile bir süre sonra çocuk üşütebilir, idrar yollarını iltihaplandırıp bir yani başka tehlikeyle karşı karşıya gelebilir. Ki bu tedaviyle ilgili bir an evvel bir araya gelelim istiyorum. Hatta İstanbul dışında olanlar, Türkiye dışında olanlar, belki yurt dışında olanlar bu konuda hiç düşünmeden mutlaka bize ulaşsınlar. Evet genç doktorlar, izleyicileri, bugün son derece özel bir konuyu konuşuyoruz. Muhtemelen aralarınızdan birkaçının çocuğunda, belki de kendisinde bu problem vardır. Alanur Hanım'ın söylediği gibi bu kolay ve basit tedavi edilebilir bir hastalık, durum, hastalık bile demeyelim aslında, bir durum. Dolayısıyla yani bir psikoloğa hemen başvurmanız sizin size fayda verecektir. Eğer bizi izleyen hakim dostlarımız varsa da böyle bir nedenle gelinirse bence boşanmayı biraz erteletsinler. O altı satan kişiyi bir psikoloğun görmesini sağlasınlar. Onlara faydalı olacağını düşünüyoruz. Evet genç doktorlar, izleyicileri, ben doktorunuz, iç hastalıkları uzmanı Doktor Burak Uzer. Bugün konuğum psikolog Alanur Hanım. Çok keyifli bir sohbet yapıyoruz. Kendisine iki tane soru soracağım ama kısa bir aradan sonra. Ne kadar uzak, ne kadar vahşi, ne kadar zor, ne kadar derin. Tüm sorularınızın cevapları D-Smart'ta. NetGeo HD, NetGeo Wide HD ve NetGeo People HD kanallarının da katılmasıyla toplam 12 belgesel kanalı artık giriş paketinde. Smart, daha fazlası. Trabzon'da mı? Yok Ahmet Bey. Dayınızın oğlu mu görmüş haberi? Yerel basın da dahil Interpress'ten gelen günlük medya raporları eksiksiz elimize ulaştı efendim. Henüz gelmemiş olabilir Ahmet Bey ama eli kulağındadır. Analizlerle beraber e-postanıza yönlendirildi. Bu analizler istediğimiz mesajları müşteri kitlemize iletebildiğimizi gösteriyor. Medyada kaybolmayın. Interpress 1940'tan beri yanınızda. Ahmet Bey, müjdemi isterim. Evet genç doktorlar, izleyicileri, programımız altı satma konusunda devam ediyor. Dikkat eksikliği olan çocuklar, kekelemelik, bunlardan bahsedeceğiz. Sonra benim de özellikle merak ettiğim şeylerden bir tanesi de öfke kontrolüyle ilgili olan şeyler. Bunları size soracağım. İki tane sorum var ama benim sorumdan önce izleyicimizin bir sorusu var. Alo. Merhabalar. Alo. Alo, merhaba, duyuyor musunuz beni? Duyuyorum hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Hocam sağ ol, Allah razı olsun, iyi misiniz? Hamdolsun, çok iyiyiz. Buyurun efendim, nedir derdiniz? Hocam benim bir çocuk var, 13-14 yaşında. Bu zamanlı epilepsi hastasıydı. Epilepsi? Evet, tedavisini yaptık, bitirdik. Daha o şey yok da bu kekeleme oldu. Lafı kapatın, lafı çevireniyor. Kekeme oldu, öyle mi? Evet. Ne yapamıyor bir de, ne de kekeme oldu. Tamam, lafları çeviremiyor aslında. Konuşurken lafı çeviremiyor tam. Tamam, anladık, peki. Ama şu anda epilepsiyle ilgili, SARA hastalığıyla ilgili bir problemi kalmadı. Onun ilaçlarını alıyor herhalde. Alıyor mu ilaç? İlaçlarını kesti, tedavisi bitti. Ha, tedavisi de bitti. Harika. Peki bundan sonra ne yapalım diye soruyorsunuz. Alanur Hanım, sorunuz evet, var hocam mı? Yok, başka peki. Başka sorun yok hocam. Bir aydınlat bizi hocam. Sağ olun, çok teşekkürler. Size yardımcı olacağız. Televizyonunuzdan bizi de izlemeye devam edin lütfen. Sizi... Tamam, izleyelim hocam. Teşekkürler. Rize'ye çok selamlar. Sağ ol, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, ne diyorsunuz? 13-14 yaşına kadar gelmiş bir çocuk, daha evvel epilepsi, yani SARA hastalığı varmış. Şu anda geçmiş, herhangi bir tedavi almıyor ve kekemeliği var.
Şöyle söylemekte yarar var. Epilepside kekemelek olarak farklı olmaz zaten. Farklı bir şeyler farklı diye bir düşünüyorum ben ikisi. Ama genellikle belli bir yaş civarında, 2 ile 6 yaş civarında kekemelik başlıyor. Bunun nedeni herhangi bir şekilde bir korku. Bu bir direkt aile içinde yaşadığı bir korku olabilir. İşte bir kaza olabilir. Çocuk, köpek olabilir. Onu tedirgin etmiş olan bir ses olabilir. İşte ondan sonra da kalıcı bir kekemelik devam edip gidiyor. Bu nefesini ayarlamakta zorlanıyor bu çocuklarımız. Onun için de hani dura dura konuşabiliyorlar veya patlamalı konuşma dediğimiz değişik modelleri, tipleri var. Kekemelik bir şekilde başladıktan sonra da devam ediyor. Özellikle diyoruz ki bu ergenlik döneminde çocuklar için kimlik kendileriyle ilgili imaj çok önemli. Onun için de bir an evvel tedavi olması lazım. Bunun tedavisini psikologlar ve konuşma terapistleri yapıyor. Biz de birlikte çalıştığımız merkezde bir konuşma terapistiyle birlikte çalışıyoruz. Bu çocuklara yardımcı oluyoruz ve çok hızlı bir şekilde %100 ortadan kalkıyor ve buradan sonra kendileri bile inanamıyorlar. Ben ne yapıyordum, şimdi ne durumdayım diye. Yani bir spiker kadar son derece güzel, net konuşabilir hale gelebiliyorlar. Onun için buradan bu beyefendiye de müjde vermiş olalım. Bu problemin çözümü var. Hızlı ve kalıcı bir tedavi. İlaçsız bir tedavi. Evet. Peki bir şey soracağım. Yani bu kekemelik, yani bir olay, bir şeyden korktuk, hemen kekemelik başlayabiliyor mu? Bu kadar hızlı başlayabiliyor mu? Başlayabiliyor. Özellikle ufak yaşlarda karanlıktan korktuğunda, işte bir köpek havladı veya takip etti, koştu biçiminde başlayabiliyor. Ama o dönemde aile bu geçer diye çok tedirgin olmuyor. Biz diyoruz ki eğer gerçekten bir korku sonucu kekelemeye başladıysa 2 yaşında veya 3 yaşında, o zaman bir psikologla görüşün. Çünkü çoğunlukla gördüm ki bu çocuk daha okuma yazma bilmiyor, nasıl tedavi olacak gibi düşünüp tedaviyi o dönemde hiçbir şekilde devreye sokmuyorlar. Ancak çocuk yetişkin olup da artık kendisi ben bu durumdan kurtulmak istiyorum, lütfen bana yardımcı olun dediğinde devreye giriliyor. Onun için de beklemeye gerek yok. Bu 15 belki 5 yaşında ortaya çıktığını düşünürsek 10 sene, 15 seneyi boşuna bu şekilde, bu sıkıntılı bir şekilde götürmüş bu çocuk. Artı kekeme ile birlikte yaşayan kişiler de çok sıkıntı çekiyorlar. Yani onu sabırla dinlemek, evet. Ve şöyle bir şey ortaya çıktı. Yaşadığımız bir olay. Bu Aman bu da boşanmayla bitmesin, ne olursunuz. Yok hayır. İyi, tamam. Telefon şirketlerinden bir şirket kekeme olanlara indirim yaptı. Fiyatlarında daha az bir fiyat, hatta yarısını alacağını duyurdu. Hiç kimse müracaat etmediğini daha sonra duyurdu. Yani insanlar kendilerinin kekeme olmasından çok rahatsız oluyorlar ve bunu ortaya çıkartmıyorlar ve bunun üzerine de bu durumu da iptal etti firma ve böyle bir kötü bir çıkış yaptığından dolayı da özür diledi. Onun için de bu tip durumlar içinde yani kekemeliğin tedavisi var. Tedavisi kesin olarak var. Onun için de kişilerin böyle hani kekeme devam edeceğiz, bu bir özürlülük gibi düşünmemelerini istiyorum. Kaç yaşında olursa olsun, bana en son gelen 48 yaşındaydı. Okay. Ve ben bu 2 yaşından beri bu durumdayım, kekemeyim dedi. Ve şu anda sizden ve benden çok daha düzgün konuşuyor, çok mutlu, çok keyifli. Evet genç doktorlar izleyicileri, bugünkü konuğumuz biliyorsunuz Alanur Hanım, ünlü psikoloğumuz. Altı satmadan başladık, kekemelikle devam ediyoruz. Merak ettiğim bir konu var esasında, onu da şimdi soracağım. Ben de doktorunuz, iç hastalıkları uzmanı Doktor Burak Uzer. Biliyorsunuz bu programımız, Genç Doktorlar programı sizin için yapılıyor. Sizlerin varlığı bizim için son derece önemli ve değerli ve tek nedenimiz de, ya bu stüdyoda olmamızın tek nedeni de sizlersiniz. Eğer bize sormak istediğiniz iç hastalıkları ile ilgili problem varsa bana sorabilirsiniz. Veyahut da psikoloji ile ilgili bir probleminiz varsa da Alanur Hanım'ınızla sormak üzere bize telefon edebilirsiniz. Kendiniz için edebilirsiniz, çocuklarınız, torunlarınız için edebilirsiniz veyahut da bir arkadaşınız için edebilirsiniz. Veyahut da gerçekten merak ettiğiniz, hiç tanıdığınız olmayan bir insan için de arayabilirsiniz bizleri. Bir başka benim askerde gördüğüm bir şey var. Acaba bunun psikolojik nedeni var mı? Mesela şöyle dokunsanız... Hı hı.
high tweet ediyor, garip sesler çıkartıyor veyahut da böyle... Aynı hareketi yapıyor. Evet, aynı hareketi yapanlar var. Ondan sonra işte dokunsanız bağıran var ha diye falan. Bunlar da bu spektrumdaki durumlardan bir tanesi mi? Kekemelik gibi bir şey. Bu da tik herhalde değil mi? Tik. Hı-hı. Ama bizim burada kastettiğimiz psikolojik bir durum değil. Onun için de diyoruz ki biz bu tür bir durum varsa bu kişinin kendisine has bir özel bir durum. Onun için bu durumdan dolayı herhangi bir şekilde tedirgin olması gerekmiyor. Ama özellikle de çocuklarda göz kırpıştırma, işte burnunu oynatma gibi veya omzunu böyle yukarı doğru kaldırma gibi. Bir de ayaklar çok oynar böyle bazı insanların. Ayakları çok oynar. Bu da benzer bir şey midir? Özellikle hiperaktif grupta çocuk olsun, yetişkin olsun bu ayaklarını sallamayı görüyoruz. Yani bu bir şekilde hani o çocukların daha aceleci, sabırsız, beklemekte zorlanan, işte katlanma edişi düşük, hemen şimdi olsun isteyen gruptaki kişiler olduklarından kaynaklanan bir durum. Bu tedirgin olucu bir durum değil ama bu hani çocuğu zarar veren bir durum da olmadığı için biz bunun onun kendi özelliği olarak kalmasından yanayız. Bir tedirginlik söz konusu değil. Ama gerçekten tik dediğimizde tekrarlayıcı bir şekilde gözünü kırpıştırması bu ciddi bir önem taşıyor. Çünkü arkadaşları onu dışlayabiliyor. Kendisi kendisini kötü hissedebiliyor veya bir şekilde bu tür tik eğer tedavi edilmezse onunla büyük yaşlara, yetişkin yaşlara doğru da devam ediyor. Ben erişkin doktoru olduğum için tabii erişkinlerde bunları da görüyorum. Yani hani özellikle heyecan ve stres halinde daha artıyor. Daha da artıyor yani. Sürekli sık yapmaya böyle gözler artıyor. Bunun tedavisi de kekemelik gibi kolay mı? Kolay. Çok hızlı, çok kolay. Onun için de kalıcı bir tedavi. Hatta bana gelen bir beyefendi, çok yakışıklı, çok boylu boşlu bir beyefendi, yeni de evlenmiş, bana dedi ki ben bu gerçekten bir göz kırpma tiki var ve gözünün tekini şu şekilde hani böyle gözüyle birlikte kafasında bir şekilde kırpıştırıyor. Ve dedi ki ben evlendim, karımı çok seviyorum ama bu tikimden dolayı her gittiğim yerde karımdan bir tatsız yaşıyorum. Başkasına bakıyorsun, göz ediyorsun gibi bana bir şekilde söylüyor. Ve gerçekten göz etmiyorum. Ama tikim olduğu için bunu durduramıyorum dedi. Nasıl yapıyorsunuz peki bunu? Yani farkındalık mı yaratıyorsunuz? Yani hani bak şimdi yaptığın gibi böyle bir şey mi var? Nasıl bir yaklaşım? Birkaç uygulamamız var. Birincisi davranış tedavisi. İkincisi bu konuyla ilgili olarak kullandığımız değişik teknikler var ama teknolojinin gelişmesiyle de çok hızlı ve kalıcı teknikler bizden ayrılırken böyle bir tiki olmadan ayrılıp gitti. Mesela çünkü, bu telefonlara iTik diye bir şey mi çıkacak acaba yakında? iTik diye. Yani telefon hattımızda bir izleyicimiz var. Alo, merhabalar. Merhaba hocam. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol hocam. Buyurun, nedir probleminiz? Kars'ta ben askerlik yaptım, şu an çok soğuk ama çok güzel bir memleketiniz var. Doğrudur hocam. Buyurun efendim, nedir sıkıntınız? Ya sıkıntım, benim oğlum var 7 yaşında. Evet. Sadece gündüzleri baden altını satıyor. Anlamadım, bir daha hani daha sesli söyler misiniz? Oğlum var 7 yaşında, sadece gündüzleri altını ıslatıyor baden. Gündüzleri altını ıslatıyor. Geceleri altını ıslatmıyor öyle mi? Yok hocam. Geceleri altını ıslatmıyor. Bu da değişik bir şey oldu. Sorunuz var mı Alınır Hanım? Hayır, cevap peki, veririz. Kars'a çok selamlar. Soğuklar kötü. Askerlere de Allah kolaylık versin diyoruz. Sarıkamış'ta askerlik yaptım ben. Çok güzel bir hastanemiz vardı orada. Hala daha duruyor. Rusların yaptığı bir hastane. O dönemden kalan bir hastane. Kesme taşlardan yapılmış. Biz kışın, yani -50 derece oluyordu geceleri. Şöyle şeylerle, tişörtlerle oturuyorduk. İnanılmaz. Ama dışarısı -50 derece, içerisi sımsıcak. O kadar sıcak oluyordu. Tabii orası inanılmaz soğuk. Şu anda da soğuklar karşımıza çıkacak. Bir dönem tabii, yani insanlarda hem kayma, düşme vesaire gibi şeyler çok etkileniyor. Özellikle yaşlılar. Yarın eğer kar, buz, çok olursa sevgili izleyiciler lütfen ve yaşlıysanız dışarılarda fazla dolaşmayın. Çünkü kalp hastaları da özellikle. Kayıp düşebilirsiniz. Maazallah kemikler kırılabiliyor. Yani kemik kırıldı, kalça kemiği kırıldığı zaman bunun tedavisi ameliyat maalesef ki.
Daha başka bir tedavi şansı yok ameliyat dışında. Protez takmak dışında bir alternatifi yok. Onun haricinde tabii ayakları ve uzuvları iyi dikkatli korumak gerekiyor. Sarıkamış'ta askerlik yaparken evet yani soğuk ısırığı gördük. Yani donmaya yakın şeyler gördük. Gerçekten çok soğuk. Oradaki şey yani zor bir iklim. Yani geceleri zor bir iklimi var. Size de Allah kolaylık versin diyoruz. Gündüz altını ıslatan bir çocuğumuz var. Ne öneriyorsunuz? 7 yaşında. 7 yaşında. Şunu öneriyoruz. Şimdi bazı çocuklarımızda gece ıslatmasıyla beraber gündüz ıslatmasını da görüyoruz. Ama gündüz ıslatmasını halletmek çok daha kolay. Burada özellikle babamıza hani bizi aradığı için çok teşekkür ederim. Çünkü gündüz ıslattığı zaman külodun ıslak olması veya paltolanın yuvarlak bir daire biçimde ıslak olması bazen aileleri çok tedirgin etmiyor. Normal bir şey gibi algılıyorlar. Buradan çocukları üşütmeksi mümkün diye düşünüyorum ben. Ve çocuk bu sefer dışlanabiliyor. Sen çiş kokuyorsun, bizim yanımıza oturma, sıramıza oturma gibi. İster istemez çocuklar bazen arkadaşlarına karşı acımasız olabiliyorlar. Evet. Bunun halledilmesi lazım. Bununla ilgili bir program ayarlıyoruz ve hemen tedaviyi bitiriyoruz. Harika. Telefon hattımızda Yusuf Bey var. Ordu'dan arıyor. Merhaba Yusuf Bey. Alo. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyidir Allah'a şükür. Peki. Buyurun. Nedir derdiniz? Nedir sıkıntınız? Hocam ben bir kalp ameliyatı olmuştum. Evet. Ameliyattan sonra ben de bir karnımda bir şişlik oluyor. Evet. Devamlı şişlik yapıyor. Gaz atıyor. Ama yine halen şiş oluyor. Karnınızda gaz ve şişkinlik var. Öyle mi? Ağız kokusu şişkin oluyor mu? Efendim? Ağız kokusu oluyor. Olmuyor. Olmuyor. Peki, yani benim size midende yanma ekşimi oluyor mu peki? Ekşime bazı şeylerden olabiliyor. Mesela zeytin aldım mı bazen öyle şey yapıyorum zeytinde falan. Böyle ona benzer bir şeyler de. Peki, televizyonunuzdan bizi izlemeye devam edin. Konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunayım sizlere. Karında gaz şişkinlik sık gördüğümüz şikayetlerden bir tanesi. Bunun en sık nedeni hızlı yemek yemekten kaynaklanıyor. Hızlı yemek yediğimiz zaman bol miktarda hava yutuyoruz. Bu da gaz ve şişkinlik yapıyor. Yediğimiz baklagiller yine keza gaz yapma olasılığı yüksek olan yiyecek içecekler. Daha önemli bir nokta da midede bulunan Helicobacter pylori dediğimiz mide bakterisi. Bu bakteri de yediklerimizi parçalayarak gaz oluşturuyor. Bu hem gastrit yapıyor, gaz şişkinlik yapıyor, ağız kokusu yapabiliyor. Buna baktırmanızı tavsiye ederim. Bir karın ultrasonu, bir muayeneden mutlaka geçin lütfen. Bir dahiliye doktorumuz sizi görsün. Kullandığınız ilaçlar da gaz ve şişkinlik yapabilir. Bunları dahiliye doktorunuza gittiğiniz zaman sizi zaten hem muayene ettikten sonra hem de gerekli tetkikleri yaptıktan sonra tedavinizi verecektir. Geçmiş olsun diliyoruz. Şimdi gündüz alt ıslatma, gece alt ıslatma gibi bir durum. Problem. Bunun da tedavisi var. Ve aynı. Psikolojik tedavide bu işi de halletmek mümkün. Ama bununla birlikte biz çocuklarımızda hani hem gündüz ıslatması hem gece ıslatması hem de kaka kaçırma görüyoruz. Bu kaka bir kilotta olabildiği gibi tamamıyla kaçıran çocuklarımızı da görebiliyoruz. Biz ailelere buradan söylemek istiyoruz ki sizin sayenizde bu problemi ciddiye alsınlar. Ben sorduğum zaman bir senedir böyle yapıyor, 6 aydır yapıyor, 2 senedir yapıyor diğer ailelerimiz var. Okuldaki öğretmen rica etmiş, lütfen bir şeye götürür müsünüz? Hiçbir arkadaşı onun yanında oturmak istemiyor biçiminde. Onun için böyle durumun tedavisi var. Bu psikolojik bir durum. Özellikle hiperaktif grupta, yani dikkat sorunu yaşayan grupta sık gördüğümüz bir problem. Onun için de bir psikolojik görüşme bir an evvel bu çocuklar için gerekli. Ki zaman zaman çocuk farkına varmayarak veya orada durup kaşıntı yaptığı için kaşımak biçiminde elini sürerse buradan sonrası ki sarılık gibi daha büyük hastalıklarla veya ölümcül hastalıklarla karşı karşıya gelebilecek çocuklar. Onun için de bunu ciddiye alsınlar istiyorum. Tedavisi çok kolay, çok hızlı, çok da yüz güldürücü. Bu çok önemli. Bir de demin söyleyecektim, ailelere özellikle annelerden de rica ediyorum çocuklarını gecenin hiçbir saatinde bir kere, iki kere, üç kere kaldırmasınlar. Kaldırmak bir tedavi yolu değil, çözüm değil. Kaldırarak hem kendilerine uykusuz bırakıyorlar,
sinirli hale geliyorlar. Hem de çocuklarını hem sinirli hale sokuyorlar hem de dikkatini neredeyse sıfıra indirecek şekilde bozmuş oluyorlar. Uyku düzenini bozmuş oluyorlar. Bu bir çözüm değil. Onun için de bu tür yöntemler hani onlar için de hırpalayıcı, çocuk için de hırpalayıcı. Evet, genç doktorlar izleyicilere, bugünkü konuğumuz biliyorsunuz psikoloğumuz Alanur Özalp. Nelerden bahsediyoruz? İdrar kaçırmadan bahsediyoruz, geceleyin çocuklarda büyük abdest kaçırmadan bahsettik. Bunun haricinde kekemelikten bahsediyoruz, dikkat eksikliğinden bahsetmeye devam edeceğiz. Ben doktorunuz iç hastalıkları uzmanı doktor Burak Uzel. Konuyla ilgili veyahut da konu için de herhangi bir sorunuz varsa bizi lütfen arayın. Bu program sizler için yapılıyor. Biz zaten bu konuları çok iyi biliyoruz. Altını çizmek istediğim bir mevzu var. Bir çocuğunuz, torununuz veyahut da bir başkasının çocuğu altını ıslatıyorsa lütfen gecikmeyin. Veyahut da bir başkasına çocuğu altını ıslattığı zaman ya benim de bilmem ne altını ıslattı biraz bekleyelim demeyin lütfen. Bu çocuklar akademik olarak gecikiyorlar. Çünkü çağımız, bilgi çağı. Çocukların bilmesi gereken, takip etmesi gereken çok fazla şey var, çok fazla ödevleri var ve bunları zaman zaman yapmazsa kaçırıyorlar. Ve bir kez kaçırıldıktan sonra, ipin ucu bir kez kaçtıktan sonra bunu yakalamak mümkün değil. Doğru. Yani performans olarak geride kalıyor. Bir kere kaybedenler kulübüne düştüğünüz zaman tekrar kazananlar kulübüne çıkmanız çok zor oluyor. Arayı kapatmak çok zor. Okula giderken evet. Çocuklarımız bazen ailelerden ben rica ediyorum. Hani ufak bir nezle grip de olsa hani ilacını gerekiyorsa verin okula gönderin. Devamsızlık da çocukların bu arayı kapatmaları açısından çok olmaması gereken zorlayıcı bir durum. Yani önemli olan çocukların evet. Sınıfta derste öğrenmeleri. Aynen öyle. Yani ben ortaokul yıllarında, orta 1'deyken bir dersi, yani bir gün gitmediğimi hatırlıyorum ve o gün İngilizce dersinde öğretilen şeyi çok sınavda karşıma çıktı, yapamadım. Yıllar sonra yani çok zor telafi ettim. Gerçekten çok basit bir şeydi ama onu bir türlü telafi edemedim. Dolayısıyla eğer çocuklarınızla lütfen, veya da çocuklar derken tabii üniversite yıllarına kadar olan çocuklarınızla hasta oldukları zaman gerçekten yani çok ciddi bir problem, gerçekten istirahat gerektirmiyorsa çocuklarınızı okula gönderin mutlaka. Yani bir gün bile çok yani değerli bir şey. Bir günde 5 veya 6 ders görmüş oluyorlar. 6 dersi de kaçırmış olacak bu durumda. Bu da çocuk için arayı, çünkü çocuklar şunu yapmakta zorlanıyorlar. Evde televizyon var, kardeşleri var, hareket var. Yani oturup aynı dersleri çalışmak onlar için çok zor. Ama derste olurlarsa, dikkat etmeseler bile oturdukları yerde öğrenebiliyorlar anlatılırken. Bir ucunu bile kapsalar oradan bir çıkarım yapabiliyorlar. Bu çok önemli. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Bize gelen çocuklarımızın belki çiş problemiyle, alt ıslatma problemiyle geldiler ama pek çoğunda uyku problemleri gördük. Yani uykusuzluk gördük, geç yattıklarını gördük, yataktan kalkıp annelerin babalarının yataklarına gittiklerini gördük. Özellikle de bu yataktan kalkıp annelerin evet. babalarının yatağına gitmek hem anneli babalarını bir şekilde uykularını bozduğu için hem çocukların uykuları bozulduğu için yani bir kere iki kere eğer anne baba izin verirse bu bir süre sonra hemen hızlı bir şekilde alışkanlık haline geliyor. Ve o saatte çocuk her gece düzenli olarak uyanıyor ve oraya geliyor. İşte onun için de diyoruz ki bu konuyla ilgili de hani bir şekilde bir bize geldiklerinde veya psikoloğa geldiklerinde biz bir checklist hazırlıyoruz. Anne babaya bunu doldurtturuyoruz ve başka problemleri varsa bunları da gözden geçiriyoruz. Bunları da ayrıca çözmek için yapılması gereken adımları atıyoruz. Örneğin bunlarda tırnak yemeği çok sık olarak gördük. Tabii ki bu birazcık kendine güvensizlikle ilgili, birazcık alışkanlıkla ilgili. Hatta bir çocukta varsa öbür çocuğun da aynısını başladığını gördük. Ben küçük bir anekdot anlatacağım. Benim kızım 6 aylıkken tek başına yatırdık. İlk gün 45 dakika ağladı. İkinci gün 15 dakika ağladı. Üçüncü gün 5 dakika ağladı. Dördüncü gün uyumaya başladı. Ondan sonra kendisi devam ettirdi zaten. Hani yazıktır dememek lazım. Biz de tabii kararlı olmak gerekiyor. Tabii ki biz de hani danıştık. Hani hekim olmamıza rağmen danıştık, okuduk ve ondan sonra bu kararı uyguladık.
Çünkü çocuklar bir ayrı bir birey, bağımlı olmamaları gerekiyor. Sonra bu şeylerden biraz bahsetmek istiyorum. Televizyon program, yani televizyondan bahsedelim, bilgisayardan bahsedelim, biraz da bullying'den bahsedelim. Bullying biliyorsunuz Amerika'da çok popüler bir konu. Türkiye'de de çok yapılan bir şey. Yani şiddet veyahut da tam Türkçesini nasıl çevirebiliriz bilemiyorum. Onu da düşüneceğim şimdi. Ama telefon attığımızda bir izleyicimiz var. Alo. Alo. Duyabiliyor musunuz beni? Evet. Buyurun efendim. Nedir derdiniz? Nedir sıkıntınız? Nasılsın hocam? İyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi. Sağ ol. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam benim iki tane çocuğum kaçırıyorlar gece altına. Evet. Ne yapmam gerekir? Kaç yaşındalar efendim? Buyurun. Kaç yaşında? Çocuk kaç yaşında? Biri 18 yaşında. Evet. Öbürküsü? Biri de 25 yaşında. İkisi de kaçırıyor öyle mi? Evet. Peki efendim. Konya'ya çok selamlar. Benim memleketim Karaman. Komşuyuz biliyorsunuz sizlerle. Eskiden Konya'da Karaman oldum. Televizyonunuzdan izlemeye devam edin. İki tane erişkin adam. Evet. Biz diyoruz ki bu problem büyük yaşlara doğru devam ediyor ve devam ettiğinde de nereye gideceğini bilemeyebiliyor, hangi branşa veya nereye gideceğini bilemeyebiliyor aile. Onun için veya bu durumda kendisi de bir şeyler yapmaya çalışabilir. Bu bize gelenlerin çoğunun yaşı 25, 28, 30, 32. Onun için üzülmesinler ama bunun %100 tedavisi var. Onun için de kendilerini de iyi hissetsinler ki bunun tedavisi için bir psikolojik destek yeterli olacak ve yaşın büyük olması hep biz diyoruz ki burada psikoloğa gidilmesi gerekiyor ve tek seans diyoruz. Eğer yaşı büyük olursa birden fazla seans gelecek gibi düşünülmesin. Yine tek seans ve yine de yüz güldürücü bir sonuçla karşılaşabilecekler ama beklemesinler ve de bir şekilde biz de onlar için yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde yapacağız. Yine iğne ilaç kullanılmıyor. Yine fiziksel muayene, jinekolojik muayene gibi muayeneler yok. Tamamen psikolojik bir program hazırlıyoruz ve bu programı yaşına göre ve yaşam şartlarına göre uygulamaya sokuyoruz. Evet genç doktorları, izleyicilere bakın genç insanlar da hani erişkin yaştaki genç insanlar bile bunlardan müzdarip ve korkularından veyahut da utanmalarından dolayı doğru adreslere başvuramıyor. Programımız Genç Doktorlar programı bu konuda bence çok iyi bir şey yapıyor. Bu iki insanın geleceği kurtulmuş olacak bu şekilde. Hatta ben aile, kurtuldum bile diye evet, düşünüyorum. Kurtuldu. Ve söylenince isimlendirmek tabii bilgeliğin başlangıcı. Konfüçyüs böyle söylüyor. İlk önce isimlendirmek gerekiyor. Ayrımcılığa uğratmamak gerekiyor. Hiçbir kişiyi yani kendi fiziksel durumlarından dolayı veyahut da yapamadıklarından dolayı ayrımcılığa uğramaması gerekiyor. Ayrımcılığa ben katiyetle karşıyım. Bu cinsiyet ayrımcılığı da olabilir. Fiziksel kapasitedeki bozukluklardan dolayı veyahut da eksikliklerden dolayı da olabilir. Her türlü şeye karşı olmak lazım. Hepimiz insanız. Bunu unutmamak lazım. Kendimize de ayrımcılık yapmamak gerekiyor. Belki insan en fazla zorbalığı kendine yapıyor. Doğru. Öyle değil mi? Doğru. Kendisini sıkıntıya sokuyor, strese sokuyor veya kendisini mutsuz ediyor. Yani kendimizi mutsuz eden yine biziz başında işin. Onun için de böyle bir şey varsa bunun için de çare aramalı. Bunu ne yapabilirim diye sormalı, araştırmalı. Şimdi Google var, internet var. İnsanlar giriyorlar, araştırıyorlar ve bir şekilde ne yapalım bu bizim kaderimiz gibi düşünmemeli. Ve burada yapılan bir sürü yanlışlıklar var, eksiklikler var ama önemli olan bu problemlerin bir an evvel çözülebilmesi. Özellikle de annelerimiz çok fazla hani iştahsız çocuğum benim hiçbir şey yemiyor, sadece atıştırıyor bir şeyleri ve onlar da bizim de tasvip etmediğimiz şeyler diye bana ulaşıyorlar. Hani burada baktığımız zaman bu ailelere biz çocuklarıyla ilgili düzgün, yaşına uygun, sınıfına uygun bir uyku programı yaptığımızda iştah probleminin kendiliğinden ortadan kalktığını gördük. Peki. Evet genç doktorlar, izleyicilere ben doktorunuz, iç hastalıkları uzmanı doktor Burak Uzer. Bugünkü konuğum sevgili psikoloğumuz Alanur Özalp Hanım. Telefon hattımızda bir izleyicimiz var. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurun, nedir derdiniz, nedir sıkıntınız? Benim bir torunum var.
Torununuz var. Allah bağışlasın. Parmağını emiyor. Sağ elinin orta parmağını emiyor. Peki. Parmağını emen bir şey var. Torununuz var. Damak yapısında da bozulmalar başladı. Evet. Parmak yapısı bozuluyor tabii. O ıslanarak ve çektiği için hani o deforme oluyor parmak. Sizin sorunuz var parmak mı? Parmak da deforme oluyor. Kaç yaşında çocuk? Kaç yaşında? Damağı da 5 yaşında efendim. 5 yaşında. 5 yaşında. Peki. 5 yaşında. Anaokuluna gidiyor. Anaokuluna gidiyor. Peki. Başka sorunuz var mı? Yok. Peki. Başka sorum yok. Onun ben çareti nedir? Onu nasıl bırakacağız? Tabii ki. Tabii ki size aydınlatmaya çalışacağız. Televizyonunuzdan izlemeye devam edin. Parmak emen bir çocuk. Ne yapalım bu konuda bahsedelim ama kısa bir aradan sonra genç doktorlar kısa bir ara sonrasında kaldığı yerden hızlı bir şekilde devam edecek ama sorularınızı bekliyoruz. Kur'an'daki ayetlerin birçoğunu peygamberin şahsına yönelik onu eğiten ayetler olduğunu görmüş. Önce ölümü yarattı, sonra hayatı yarattı. Allah'a kaçın, Allah'a kaçın diye bağırıyor Kur'an. Savaş, Allah'a savaş açıldığı zaman yapılır. Namazın ne rekatı olur, ne vakti olur. Kur'an bir öğüt kitabıdır. Allah cehennemi yaratıyor. Herkes kendi iradesiyle kötü işler yapmak suretiyle cehenneme kendisi gidiyor. Yaşamın kılavuzu Kur'an'la İslamiyet'in detaylarının tek tek açığa çıkarıldığı program Hakkı Yılmaz'la her Perşembe saat 22'de senin ekranında. Müslüman Allah'ı da sorgulayacak. Allah kendisi izin veriyor. Kitabını da sorgulayacak, peygamberini de sorgulayacak ve böylece bilgisini, imanını bütünleyecek ki mümin olacak. Ahirette şefaat tamamen Allah'a aittir. İslam dininin ana kaynağı, bakın temel kaynağı falan demiyorum, ana kaynağı ve tek kaynağı Kur'an. Ne kadar uzak, ne kadar vahşi, ne kadar zor, ne kadar derin? Tüm sorularınızın cevapları D-Smart'ta. NetGeo HD, NetGeo Wide HD ve NetGeo People HD kanallarının da katılmasıyla toplam 12 belgesel kanalı artık giriş paketinde. D-Smart. Daha fazlası. İlahiyatçı yazar İhsan Eli Açık'ın kitaplarına ulaşmak için 0212 621 24 74. İnşa Yayınları, Çağın İdrakine. Genç doktorlar izleyicileri, bugünkü programımız hızla devam ediyor. Bugünkü konuğum biliyorsunuz ünlü psikoloğumuz Alanur Hanım. Nelerden bahsettik? Alt ıslatmadan bahsettik, kekemelikten bahsettik. Biliyorsunuz sizin sorularınız, sizler bizim programımızı şekillendiriyorsunuz ve devamını sağlıyorsunuz. Son vardığımız nokta parmak emme. Çocukta, 4-5 yaşlarındaki bir çocukta parmak emme ve o parmakta deformasyon başlamış. Ben tabii hasta grubu olarak bu çocuklar benim hastalarım değil ama bu çocukların annesi babası benim hastam. Gördüğüm zaman hakikaten çok parmak emen var. Onun haricinde tırnakları yiyenler, böyle parmakların kenarlarını mahvetmiş çocuklar da var. Bunları da görürüz. Erişkinde de görüyoruz. Ne yapalım yani bunlarda? Nedir problem? Parmak emmek nedir? Hani bu emzeğin bir türü, yine bir bağımlılık gibi giden bir şey herhalde. Ne yapmak gerekir? Bunlardan biraz bahseder misiniz?
Tabii ki bizim gördüğümüz, yani şimdi biraz önce bize bağlanan beyefendi şunu da söyledi. Damağın da deforme olmuş dedi ki, dişlerin çıkmasında, evet, eğri çıkmasına da sebep olabiliyor. Ama aynı zamanda da bizim çok ciddiye aldığımız bir konu. Çünkü eline her yere sürdüğü için ağzına soktuğu andan itibaren mikroplar da giriyor. Bu çocuklarda daha çok bademcik gibi boğaz enfeksiyonlarının mikrobik bir takım ateş yükselmelerini görüyoruz. Onun için hani bir şekilde bu problemi bir an evvel halletmemiz lazım ki çocuğun ortaya çıkabilecek başka tehlikelerden de koruyalım. Şimdi bu bir alışkanlık tabii ki başında. Hatta birden fazla çocuk da olabiliyor. Aynı ailede büyük çocuk yapıyorsa eğer, küçük çocuk da aynısını taklit etmeye başlıyor. Hatta bazen annede babada da tırnak yemeği görüyoruz. Onun için de hatta bana gelen en son hanım bir bankada genel müdür düzeyinde veya şube müdürü düzeyinde çalışıyordu ve inanılmaz bir şekilde tırnak yiyordu ve kendini durduramıyor ve sesini bile ben karşı taraftan oturduğum yerden duyuyordum. Şimdi görüntü olarak da çok çirkin, rahatsız edici. Karşı tarafın midesi de bundan etkileniyor. Onun için de diyoruz ki bu tür durumlarda tabii ki biz böyle bir kişiyi karşımızda yetişkin olarak gördüğümüz zaman ne kadar kendine güveni olmayan bir kişi diye düşünüyoruz. Onunla bir iş yapacaksak yapmayalım, başka bir şubeye, başka bir şirkete gidelim diye düşünüyoruz. Onun için de bunun tedavisi var. Tedavisiyle ilgili olarak bir psikolog çalışıyor. Ama bu tek boyutlu olmayabiliyor. Bazen hiperaktif çocukların tırnaklarını daha fazla yediklerini, kendilerine karşı yapılan haksızlıklara karşı bir kendilerini savunma veya kendilerini bir yere kanalize etme gibi bir hareket olarak görüyoruz bunu. Bazen de gerçekten uyku problemi yaşayan çocuklarda, yani uykusuz çocuklarda bu problemi görüyoruz. Biz bu problemi hallettiğimizde bununla birlikte uyku problemi var mı bunu test ediyoruz, bunu da hallediyoruz. Yine aileyle konuşup ailede başka bir çocukta buna benzer bir problem var mı aile içinde, kardeşinde, abisinde gibi veya diğer kardeşlerinde bunlar da varsa onları da hallediyoruz. Bu çok kolay, çok hızlı, yüz güldürücü bir durum. Biz hallettikten sonra çocuğu gönderiyoruz ve diyoruz ki herhangi bir şekilde bizim burada sana uyguladığımız bu keyifli bir uygulamayı sen eve gittiğinde eğer yeniden fark edersen elini ağzına doğru götürdüğünü veya sen fark etmedin ama annen söyledi, o zaman hemen git odana geç bu uygulamayı, bizim sana öğrettiğimiz uygulamayı yap ve buradan çocukların çoğu bu tür problemlerini bitirdiler. Şu anda bana gelenlerin çoğunda sizin de söylediğiniz gibi böyle parmaklarının kenarı işte şey yapmış, kanamış, evet, hatta yara olmuş, evet, hatta kırmızı ve mikrobik bir, evet, odak oluşmuş çocuklardı. Ama şu anda hiçbir şeyleri yok. Hatta anneleri bana telefon edip kız çocuklarında oje sürdük artık, parmakları ve tırnakları uzadı, biz kestik dedi ki bu da çok güzel bir olay. Bu kadar basit yani, öyle tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Nedir, sihir falan gibi bir şey mi yapıyorsunuz? Hayır, terapi yani, yapıyoruz. Sadece terapi yani, öyle yapıyoruz. Bir şey söylüyorsunuz ki sanki böyle bir sihir yapıyorsunuz bir anda oluyormuş gibi oluyor. Ama hoş, biz insanoğlu hoş, öğrenen makinalarız esasında. Doğru, doğru. Bir de güzel şeyleri, mesela bir çocuğumuz hiperaktifti. Okulda çok fazla şikayet vardı onunla ilgili. Biz onun tedavisini üstlendikten sonra inanılmaz güzel bir şekilde öğretmeni ona aferin demiş. İlk defa öğretmenim bütün sınıfın içinde herkese söylemişti. Bir tek bana söylememişti, bana söyledi çok dedi. Çok mutluluk verici bir şey. Yani ne bileyim, ben farenjit tedavi etmek gibi değil. Yani bir çocuğun böyle açılması, bir çiçeğin açması gibi bir şey. Çok keyifli olması lazım. Doğru, yani. Yani biz hastalıkları tedavi ediyoruz ama bir çocuğun böyle bir şeyde geçmesi harika. Telefon attığımızda bir izleyicimiz var. Alo. Alo. Buyurun efendim. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar Fatma Hanım. Benim doktor hanıma bir sorum olacaktı. Tabii, buyurun. 9 yaşında bir oğlum var. Evet. Küçükken bu yaşa kadar sağlık durumundan dolayı böyle iğne, ilaç çok muhatap oldu çocuk da. Hı. Ben şimdi sırrımda özgüven eksikliği hissediyorum. Evet. Hani kendisine güvenmiyor. Ne desem önce bir anne ben bunu yapamam diyor. Bu konuda yardım almak istiyorum. Ne yapabilirim? Nasıl davranabilirim çocuğuma? Sizin sorunuz var mı Alınur Hanım, hanımefendi? Peki, televizyonunuzdan izlemeye devam edin. Kısaca size bilgileri verelim. Programımızın sonlarına gelirken
Bu soruya nasıl bir cevap vereceksiniz? Özgüven eksikliği olan bir çocuğumuz var. Özgüven eksikliği veya çekingen, evet. Hakkını arayamıyor, bildiği halde, çok iyi çalıştığı halde parmak kaldıramıyor dediğimiz çocukların altından hiperaktif oldukları veya dikkat sorunu yaşadıkları çıkıyor. Bu da gerçekten çocuk kendi kendisini biliyor. Onun için de dikkatinin ölçülmesini istiyorum veya buna benzer bir uygulamanın sonucunda bu problemin tamamıyla hızlı bir şekilde bir daha gelmemek koşuluyla ortadan kalkacağını söyleyebilirim. Peki. Evet genç doktorlar izleyicileri, bugün son derece keyifli, son derece doyurucu, öğretici, eğitici bir program yaptık hep birlikte. Alınırım sağ olsun kırmızı da geldi. Ben teşekkürler ederim. Ben doktorunuz, iç hastalıkları uzmanı doktor Burak Uzel. Bugünkü konuğum psikolog Alanur Özalp. Size keyifli, sağlıklı günler diliyoruz efendim.